Kıymetli misafirler, sevgili arkadaşlarım. Rize Sosyal Bilimler Edebiyat Sözlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. Edebiyat Sözlüğü bugünün yazarları görüşmelerinde 9 Aralık 2022 Cuma konuğumuz öykü kitabı Cis ile son dönem öykümüzde dikkat çeken yazar Hakan Sarıpolat'la birlikteyiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için okulum ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu güzel davet için. İzninizle ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Evet, hızlı başladık. Edebiyat hayatınız nasıl başladı? Kitaplı bir yazar olmaya giden sürecinizden bahseder misiniz? Bir de tür olarak neden öyküyü tercih ediyorsunuz? Kitaplarla tabii çocukluktan beri bir aşinalığım vardı ama yazmak çok böyle fazla hayatımda hiçbir zaman için çok fazla yer eden bir şey olmadı. Ta ki 4-5 sene öncesine kadar. Tabii yazıyordum, denemelerim vardı, kitap incelemelerim vardı hocamız gibi. Ama bir türlü böyle kurmaca yazma gibi bir fikir oluşmamıştı bende. Ufak ufak denemeler yazmaya başladım. İçimden geldiği gibi tabii bunların anı olduğunu, deneme olduğunu, bir kurmaca olmadığını biliyordum. Ama böyle bir hani kurmaca nedir? Nasıl yapılır? Nasıl yazılır? Nasıl kurulur? Bir yapboz gibi çok hoşuma gitti. Bunu öğrendikten sonra kelimelerle birlikte, cümlelerle birlikte bir yapı inşa etme işine başladım. Ve son 4-5 sene içerisinde özellikle benim de bir yürüttüğüm bir edebiyat oluşumu var. İshak Edebiyat diye bir oluşum. Çok değerli arkadaşlar var içinde. İshak Edebiyatı siz Onlarla yürütüyorsunuz Hakan Bey. evet. Çok yani takdir Evet. ettiğim kaliteli bir oluşum gerçekten. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum hocam. Elimizden geldiğince öykü adına, sadece öykü. Hani biz İshak'tan da bahsedeyim o zaman ufak. Onat Kutlar'dan yola çıktınız herhalde değil mi? Onat Kutlar. Evet, Onat Kurtların İshak'ı bizim çok başucu kitaplarımızdan bir tanesidir. Göstereyim kitabı da. Hemen burada elimin altındaydı İshak. Evet, Evet. okumayan varsa muhakkak okusun çünkü 26 yaşında yazılan bir müthiş öyküler topluluğudur İshak. Her bir öykü ayrı ayrı güzeldir. Onun adına oluşturduğumuz bir oluşum ve bu arkadaşlarla, birlikte olduğum arkadaşlarla biz sürekli öykü konuştuk. Öykü nedir? Günümüz öykücülüğü, tabii geçmişten başlayarak, bu işin temeline inerek ve günümüze kadar nasıl evrim geçirerek gelmiştir? Bunlar üzerine çok konuştuk, tartıştık. Farklı şehirlerde, hatta yurt dışından, Moskova'dan bir arkadaşımız var, Metin Nart. Belki onu da duymuşsunuzdur. Onun da bir yakın zamanda kitabı çıktı. Zellenbur'un Sıradan Bir Günü diye. Evet, biliyorum. Onunla beraber o arkadaşlarla birlikte çok konuştuk. Ve öykü yazmaya başladım. Hani bilmiyorum yazdıklarımın tabii ki ne derece öyküdür ama öykü nedir sorusuna çok kafa yordum. Ve neticede tabii öyküler birikiyor. Biriktikçe belli başlı mecralara gönderdim. Mesela ilk öyküm Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Öyle olunca çok cesaret buldum. Jale Sancak mesaj atmıştı, öykümü beğendiğini belirten bir mesaj. Tabii o biraz kamçıladı beni. Sonrasında yazmaya devam ettikçe öyküler birikti. Birikince bir dosya oluştu ve kitaplaşmış oldu. Teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. İkinci soru Merve Şen'in sorusu. Merve'ye sorunu alabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Programa Hoş bulduk katıldığınız Merve. için teşekkür ederim. Şüphesiz ki kitap boyunca en çok kafamı yorduğum konulardan birisi umut kavramı. O yüzden bunun hakkında bir soru soracağım. Birinin umudunu öldürmek mi daha insafsızcadır? Yoksa zaten çoktan ölmüş olan bir umudu tekrar tekrar öldürmek mi daha insafsızcadır? Bunu merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Çok güzel bir soru. Cız, son öyküsü, kitaba da ismini veren son öykü kitabın
öyküsü. Burada ben bu konuyu işlemeye çalıştım. Hani insanı zannedersem umudu yaşatıyor. Çünkü umut olmazsa yaşama arzumuz önemli derecede azalır diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun, ufacık bir umut ışığı varsa gördüğümüz devam ediyoruz. Yani bu aslında herkes için geçerlidir. Örneğin öğrenci için ileride iyi bir meslek sahibi olma umudu belki de öğrenciliğini devam ettirir. İşleri çok kötü giden birisinin belki ileride iyi olacak umudu onu ayakta tutuyordur. Bu çok önemli bir şey. Tabii insanın umudunu elinden alırsanız onun da aslında yaşamını, yaşam enerjisini elinden almış olursunuz. Cısta da aynı o şekilde aslında kaybolan, kendisinin de o zamana kadar zaten çoktan öldüğünü kabullenmiş, o da biliyor aslında öldüğünü ama bir umut hala diyor, Allah'tan ümit kesilmez, ben diyor aramaya devam edeceğim. Umut çok önemli bu yüzden. Yani elimizden aldığımız an bütün yaşam enerjimiz de biter diye düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Üçüncü soru Batuhan Kara'nın. Batuhan sorunu alabiliriz. Merhabalar hocam. Özellikle Merhabalar Zülfü Batuhan. adlı öykünüzde umut kavramı oldukça göze batıyor. Peki sizin için umut nedir? Evet, biraz önce de söylediğim gibi umut bizi ayakta tutan bir olgu. Umut varsa yaşam da var. Kısaca özetlemem gerekiyorsa bu. Bir önceki soruyla da çok bağlantılı olduğu için kısa kestim. Teşekkürler. Teşekkürler. Batuhan, belki tatmin olmadın, bilmiyorum. Ya hayır, teşekkür. Dördüncü soru İclal Nisa İpek'in. İclal sorunu alabiliriz. Öncelikle merhaba, programa katıldığınız için teşekkür ederim. Merhaba İclal. Hikayelerde duyguyu karşıya iletmeniz çok başarılıydı. Açıkçası çok etkilendim. Özellikle de Zincir'deki çocuk Ali İmran'ın inatçılığına ve vazgeçmemesine. Bu hikayelerde acaba duygularda bir yaşanmışlık ya da yakın çevrenizden bir gözlem var mı? Bu çok garip bir olay yaşadım. Bu kitap yayımlandıktan birkaç ay sonra beni birisi aradı. Daha doğrusu öncesinde mesaj attı. Telefon numaramı istedi. Telefonla görüşmek istiyorum dedi. Ben de gönderdim, verdim telefon numaramı. Bir beyefendi aradı. Adana'dan arıyor. Dedi ki Hakan Bey dedi siz dedi Adana'da yaşadınız mı hiç? Yok dedim ben Adana'ya hayatım boyunca dedim bir defa falan gitmişimdir. Olamaz hocam dedi. Siz dedi Adanalıydı. Hatta dedi bir Adana'da bir mahalle ismi var. Orada dedi büyümüş olmalısınız. Çünkü dedi bir insan dedi kuşlarla alakalı bu kadar şeyi dedi ancak o şekilde bilir. Ben de dedim ki hayatımda ben hiç kuş büyütmedim ve herhangi bir kuşa da sahip olmadım. Yani ömür hayatımda belki 2-3 defa dokunmuşumdur. Belki o da yaralıysa falan hani tedavi ettirmek amacıyla elime almışımdır kuşu. Onun harici hiç bilmem. Bir kuş ne yer, ne eder onu bile pek bilmiyorumdur yani. Ama artık şöyle bir şey var. Günümüzde tabii ki yazar etrafını gözlemler. Gözlemlediğimiz şeyler bizim yazmamızda çok büyük bir etkendir. Topladıklarımız, etrafımıza topladıklarımızı kağıda aktarırız. Bunun yanı sıra günümüz yazarının elinde çok büyük bir koz var. Yani bu da internet. İnternet sayesinde oturduğumuz yerden hiç bilmediğimiz kültürleri ve bilmediğimiz uğraşlar hakkında bilgi edinebiliyoruz. Örneğin ben günlerce YouTube'dan video izledim. Bu kuşçularla alakalı. Öyle şeyler izledim ki yani aklım almadı. Kuşu arabasıyla falan takas edenler. Hatta birkaç kuş karşılığında evini verenler. Hastalık derecesinde. Ve onların konuşma tarzlarını. Hani onlar gibi olsam nasıl konuşurdum? Bu şekilde düşünerek zaten uzun bir süreçte yazdım ilk öykü. Yaklaşık 3,5-4 yıl sürdü.
Yazmaya başladıktan hemen sonra başlayıp kitap çıkana kadarki süreçte hala tamamlanmadığını düşündüğüm bir öykü. Belki hani ileride herkes, çoğu okuyan kişi ondan sonra ne oldu? İşte Cücük Ahmet'in gidişatı, o kuş gerçekten kayıp mı? Çok soran oldu. Tabii ben öyküde anlatmak istediğimi, anlattığımı, yani kafamdaki her şeyi verdiğimi düşünüyorum ama öykü dediğimiz şey bir yerde, bir güzelliği de bitmeyen bir şey. Sürekli bir kelime, bir cümle. Belki bir kurmacada ufak bir değişiklik. Bunlar çok önemli şeyler gibi geliyor. Hani bir öyküde topladıklarımızı kağıda aktarmak, bunları belirli bir ritme göre yerleştirmek, duyguyu karşı tarafa verme açısından çok önemli. Gözlem de önemli. Dediğim gibi günümüzde artık internet var. İnternet de çok önemli. Hani bir Çinli bir yazar zannedersem hiç gitmediği New York'ta geçen bir roman yazdı ve bununla da ödül aldı. Ve ona söylediler, işte siz New York'u hangi yıllar yaşadınız? Google Earth'ten öğrenmiş yani New York'un sokaklarını, oradaki insanların yaşayışlarını. Hepsini internetten öğrenmiş. Ve bir New Yorkluyu gerçekten New Yorklu gibi hissettirebiliyor. Bu önemli bir şey. Burada anahtar çalışmak mıdır yani Hakan Bey? Emek vermek, araştırmak. Tabii. Şimdi ben şöyle diyorum. Yazmak, hani diyorlar yani doğuştan gelen bir... Hayır, öyle bir şey değil. Yazmanın %90'ı çalışmak. %10'u belki yetenektir. Hani %90 oranında çalıştığımız kadar, bir konu üzerinde ne kadar çok uğraşırsak, vakit harcarsak ona, ben iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Örneğin Marcel Proust, Kayıp Zaman İzinde'yi hayatının son dakikasına kadar tamamlamak için uğraşmış, yaşamış bir insan. Bütün hayatını tek bir kitaba adıyor ve onun için yaşıyor resmen. Hastalanıyor, yine yazıyor. Ölümünün bir gün öncesine kadar kitabı bitirmenin derdinde. Tabii ki çok büyük yazar bunlar. Biz bir okur olarak okuduğumuz zaman büyük bir deha olarak görüyoruz yazarları, büyük kısmını. Fakat eminim ki o yazarlar eseri oluştururken çok çok fazla çalışmıştır. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Beşinci soru Nehir Bayraktar'ın. Nehir sorunu alabiliriz. Merhabalar, tekrardan bize katıldığınız için teşekkür ederim. Merhaba Nehir. Kitabınızda her hikayenin baş kahramanı birbirlerinden oldukça farklıydı. Sizce karakter mi hikayeye yön verir, yoksa hikaye mi karakterini oluşturur? Aslında bu bir öyküye başlamadan önce benim kafamda yazacağım her şey çok net olmalı. Yani bazen şöyle şeyler duyuyorum. İşte ben yazmaya başlıyorum, sonrası geliyor. İşte karakter kendiliğinden oluşuyor. İnanın hani ben bunun çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani yazma çünkü planlı programlı olması gereken bir şey benim için en azından. Bir başkası oturup saatlerce bir şey yazabilir. O onun yöntemidir. Ama benim için kafamda karakter, örgü, final, başlangıç, giriş cümlesi hepsi net olmalı. Bu yüzden benim için karakter gidişatta kendisini oluşturan bir olgu değil. Öncesinde benim kafamda oluşturduğum, bitirdiğim, günlerce belki aylarca kafamda bir kenarında durduğu, sürekli bazen yürüyüşlerde yemek yerken onun üzerine düşündüğüm ve en son böyle bir karakterdir diyerek oturduğum bir şey. Yani karakter olay örgüsü dediğim gibi hepsi kafamda. Oluşuyor ve kağıda o şekilde aktarıyorum. Bazen yazarken olay farklı yöne gidiyor. Yazdıklarımın hemen hepsini silip yine ben olması gerektiği gibi, kafamdaki gibi devam ediyorum. O karakter olsa nasıl düşünürdüm? Belki bazen benim yazdığım bir karakter benden çok farklı bir şey düşünebilir. Hani
O öyle düşünür. Zaten yazdığımız karakterlerle bazen diyor, şöyle diyenler oluyor hani, bu karakter neden böyle yazdınız? İşte siz böyle mi düşünüyorsunuz? Bu niye böyle konuşuyor? Hayır, yani karakter öyle konuşuyor. Hani o mahallede büyümüş, öyle bir hayat yaşayan bir insan öyle konuşur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz sorunuzu cevapladığınız için. Sıradaki soru Erva Tabak'ın. Erva, sorunu alabiliriz. Satılık Melek Tüyü öyküsündeki melek gerçekten olsaydı siz bu durumda kimin yerinde olurdunuz? Onu korumaya çalışan evlat mı, para için kullanan torun mu, yoksa umutlarını gerçekleştirmek isteyen bir yabancı mı? Aslında insan olarak tek bir yönümüz yoktur. Hani bir insan sadece kurnaz veya sadece acımasız, işte veyahut da sadece çok sevecen değildir. Belki öykülerde yarattığımız karakterlerin sadece o tarafını gösteriyoruz. Ama bunu da belli bir amaç için yapıyoruz. Hani oradaki melek anneannenin hiç konuşmayışı, günden güne tüylerin büyüyüşü, kızının yani annenin onu korumak isteyişi, aslında başkalarından mı koruyor, kıskanıyor mu bu ikilem? İşte çocuğun kırmızı bir bisiklet, bir Walkman, işte mahallesindeki bir kızla işte arkadaş olmak için belki paraya ihtiyacı var. Market çırağının uyanık oluşu. Belki yani biz yazarken bunların sadece tek bir yönünü gösteriyoruz ama insanın tek bir yönünün olmadığını biliyorum. Her noktada belli günün belli yılın belli günleri, hatta günün belli saatleri bile içinde bulunduğumuz ruh durumu çok değişik olabiliyor. Bazen bakıyorsunuz çok vicdanlı, çok düzgün bir insan olarak gördüğünüz birisi yoldan geçen bir kediye tekme atabiliyor. Veyahut da çok kötü, gaddar dediğiniz bir insan bir olayda çok şefkatli, dünyanın en şefkatli insanının yapabileceği bir hareketi yapıyor. Bu yüzden ben yazdığım hiçbir karakter gibi olmak istemezdim. Ne Melek anneanne, ne onun anne kızı, yani anne karakter, ne bakkal çırağı, ne de o tüyleri toplayan çocuk. Yani onların hepsinin birlikte oluşturduğu bir insan olmak bana hep daha doğru, insanın zaten özündeki şeyin bu olduğunu düşündüğümden daha doğru geliyor. Çok mu çevirdim siyasetçi gibi? Net bir cevap vermeyip dolandırdım mı? Yok hocam, anladım. Tamamdır Erva. Teşekkür ederiz sorunuzu cevapladığınız için. Sıradaki soru Bedirhan Karabayık'ın. Bedirhan, sorunu alabiliriz. Merhaba Hakan Bey. Merhabalar Bedirhan. Yaşarken ölü olan bir babaya ve aynı zamanda bir eşe kulak verdiğimiz kelebekler öyküsü içinde cım cız hissi oluşturdu demek yanlış olmaz. Duyguları nasıl bu kadar etkileyici aktarabiliriz? Duyguları iyi, etkileyici aktardığımı düşündüğün için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu önemli bir şey benim için. Firuzan'ı okurken çok duygulanıyorum. Ve Türk Edebiyatı'ndaki duygu konusunda en yetkin yazarlardan biri olduğunu düşünüyorum Firuzan'ın. Kurmaca bir yerde evet, yazılan şey kurmaca olduğu bir bilincindeyizdir okurken. Ama bir yerde de bu kurmacanın gerçek bir yerlerde dünyanın belki de öyle bir olayın yaşandığını da biliriz. Yani böyle düşünürüz. Sanki o işte toprak olan baba gerçekten bir yerde toprak olmuş gibi. İşte zaten yazmanın güzelliği de, okumanın güzelliği de buradan geliyor. Çocukken okuduğumuz işte o Jules Verne kitaplarındaki müthiş olaylar gerçekmiş gibi bu zihnimizde dolanıp duran şeyler bizim büyümemizi de sağlayan şeyler aslında.
Duygu aktarmak bir yazar için, yani bir yazarın en önemli şeyidir diye düşünüyorum. Kurmaca da kurgudan bile daha değerli. Yani duyguyu aktarabilmek. O an karşı tarafı güldürebiliyorsa bir yazar, hüzünlendirebiliyorsa, kızdırabiliyorsa bu çok değerlidir. Hani yazarı yazar eden şeydir. Bilmiyorum, ben etkilendiğim yazarları çok fazla okuyarak notlar alıyorum. Yazdığım şeyin tabii ki kurmacı olduğunu bilincindeyim ama bir yerde de varsa bu olay nasıl aktarırdım diye düşünerek yazıyorum. Aslında bir insan durduk yere veyahut da olmayacak bir şey yani aslında bir insanın toprak olması. Ama bunu yazarak karşı tarafa inandırabilmek asıl amacım da bu zaten. Bilmiyorum, mesela böyle okuduğunuz zaman aslında en çok merak ettiğim şeylerden birisi de bu. Acaba okuduğunuz zaman hadi be oradan böyle bir şey olmaz diye mi okudunuz? Veyahut da ya da şöyle mi, hani ya evet böyle bir şey olabilir. Bu şekilde mi okudunuz? Hani onu çok merak ediyorum. Çünkü bazen bu çok ince bir çizgi. Ne, bu, ne, ya... Nehir ne dersin? Nehir ne dersin bu konuda? Yani böyle olmaz gibi mi düşündüm yoksa mantıklı buldum sorusunu? Evet. Mantıklı demeyelim. Zaten bu olaylar yok, mantıksız bir olaylar ama inanma, okuduğunuza inandınız mı? Onu çok merak ediyorum. Ya bence yaşanan, hani mantıksız dediğiniz her şey sembolik olarak oradaki duyguyu bence temsil ettiği için bana anlamlı geldi. Hani bir duygunun bir ifade şekli olarak gördüm onları. Evet. Çok güzel. Şimdi mutlu oldum işte. Evet. Soruyu ben tamamladım mı? Soru tamamladım. Ben soru sormuş oldum. Tamam Bedir Hanım. Sıradaki soru İbrahim Arda Karalı'nın sorunu sorabilirsin İbrahim. Merhabalar hocam tekrardan. Merhabalar İbrahim. Öğrenmesi hocam, doğrusu öykülerinizin giriş cümleleri oldukça meraklandırıcı ve hoş buluyorum. Sizce bir öykünün giriş cümleleri ne denli önem arz ediyor? Benim için en önemli şey. Bir öykünün giriş cümlesinin en çarpıcı noktası olduğunu düşünüyorum. Final kadar önemli. Tabii ki bu şu demek değil. Başlangıcı buldun, finali buldun, ortasını nasıl doldurursan doldur derler bazen ama bu böyle bir şey değil. Giriş cümlesi okuru ilk cümleden ele almalı. Örneğin mesela okuduğunuz hangi kitabın giriş cümlesini hatırlıyorsunuzdur? Düşünün, ilk dakika aklınıza ilk giriş cümlesi gelen kitap sizi en çok etkileyen kitaplardan bir tanesidir. Örneğin bir sabah uyandığında Gregor Samsa kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak. Mesela okurların %50'si bu giriş cümlesini hatırlar. İşte bu yüzdendir. Ben de bir giriş cümlesi okuyayım Hakan Bey. Evet. Babam beni kimseye anlatamayacağım, anlatsam da deli damgası yiyeceğim bir olayla baş başa bırakıp gitti. Evet. Bu merak uyandırıcı. Burada CIS kitabını da göstereyim. Kelebekler Öyküsü'nün giriş cümlesiydi. Evet. Hoşunuza mı gitti hocam bu giriş? Evet. Evet. Yani merak uyandırıcı yani. Devamı. Evet. Evet. Şu var. Bir metin eğlenceli de olmalı diye düşünüyorum ben. Hani çok böyle okuru bunaltan, sıkan, böyle çok fazla çıkmaza sokan metinleri okumayı ben çok seven birisi değilim. Okurken saatin nasıl geçtiğini anlayamayacağım kitaplarla haşır neşir olmayı çok seviyorum. Bu yüzden hani günümüz insanının da aslında vaktinin çok az olduğunun da bilincindeyim. Vakit ayırmıyorlar. Hele ki kitap okumak için. Çünkü aslında vakit ayırdıkları çok fazla anlamsız şey var. Ama seçenekleri de çok. İmkan çok çünkü. O yüzden özellikle gençlerin, çocukların kitap okuması için kitapların daha eğlenceli, daha merak uyandırıcı yazılması taraftarıyım.
Sadece bu değil tabii ki benim amacım. Ama öykülerindeki dinamizmi, olay yoğunluğunu fazla tutmanın derdinde oldum her zaman. Ve o yüzden giriş cümleleri en çok kafa yorduğum şeylerden birisi oldu. Belki 20 defa, 30 defa giriş cümlesini yazıp değiştirip tek bir kelime, tek bir harf bu şekilde uğraşarak giriş cümlesini yazıyorum. Sonrasında diğer yerler. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Tuğrulhan Başaran. Sorunu alabiliriz. Merhabalar öncelikle. Merhaba Tuğrul. Kuyruk acısı öyküsünde korkunun insan neler yaptırabileceğini görüyoruz. Sizce korku büyük bir motivasyon kaynağı olabilir mi? Korku motivasyon kaynağı. Yani motivasyonumuzu neye yönlendirdiğimiz çok önemli. Genelde korku çünkü olumsuz bir neticeyle hani mahal verir. Hani korkunun iyi bir şey oluşturduğu ben görmedim. Hani belki motivasyon oluştursa bile kısa süreli oluşturur diye düşünüyorum. Düşünsenize mesela bir öğretmeniniz veyahut da şöyle düşünelim. Okuldan örnek vereceğim. Çok sert. Yani sizin kıyafetinize, kılık kıyafetinize, konuşma üslubunuza, tarzınıza, her şeyinize karışan bir müdür okulda disiplin sağlayabilir. Ama bu disiplin geçicidir. Ben en azından öğrencilik hayatımda hep bunu gördüm. Çok sert öğretmenlerin veya müdürlerin yaptığı, sağladığı disiplinin, motivasyonun kısa süreli olduğunu gördüm. O yüzden korkunun motivasyon aracı olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak distopyalarda motivasyon aracı olarak kullanılabilir. Anladım. Görüşleriniz için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Deren Eski Çırağan. Sorunu alabiliriz Ceren. Öncelikle merhabalar. Programa katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba Ceren. Zincir öyküsünde Cücük Ahmet karakterinin Allah yazılı gerdanına dokunması ve bir anda bambaşka bir insana dönüşmesiyle anlatılmak istenen şey inancın gücü müdür? Aslında öyle düşünerek yazmadım onu. Hani inanç çok farklı bir kavram çünkü. İnanç dediğimiz zaman sadece dini inanç olarak algılamıyorum ben. Hani yaşama olan inancımız. Bu da bir inançtır. İşte ailemize karşı olan inancımız. İşte düşüncelerimize karşı inancımız. Bunu bu şekilde düşünerek yazmadım da o Allah yazısına dokunduğu zaman bir garip olmasını, o Allah yazısının oluşum nasıl oluştuğu, yani oraya gerdanına Allah yazısı ne oldu da yazıldı, onu hatırlattığı için kişiliğinin o zamanki şekline büründüğünü düşünerek yazmıştım. Yoksa bunun dini inançla alakalı düşünerek yazmadım. Ya örneğin bizim bir vücudumuzda, tabii Allah korusun ama bir zamanında bir olay yaşadığımızı düşünelim. Çok kötü bir olay. Onun vücudumuzda bıraktığı bir iz olsun. Ve biz o izi dokunduğumuz veya gördüğümüz zaman bir nebze de olsa o İlk andaki yaşadığımız acıyı, sıkıntıyı duyumsarız. Zannedersem Cücük Ahmet'in de öyle bir sıkıntısı vardı. Ben öyle düşünerek yazdım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Ceren Seley'in. Ceren sorunu alabiliriz. Öncelikle merhaba hocam. Programa katıldığınız için teşekkürler. Kitabımızı yazarken... Kitabımızı yazarken gerçek anılar belleğin hayaleti gibi görünüyorlardı bana. Sahte olanlar ise gerçekleri bozacak kadar inandırıcı sözün istediğim olduğunu söyleyebilir miyim? Cümlesinin? Gerçek anılar belleğin hayaleti gibi görünüyorlardı evet. Bana.
sahte olanlar ise gerçekleri bozacak kadar inandırıcı. Bu evet. Sözün size ilham olduğunu söyleyebilir miyim? İlham olduğunu hocam. Ha ilham, ilham. Tamam. Tabii. Ben yazmak, yazmanın şöyle söyleyeyim, kurmacanın kendine ait bir gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Yani kurmacayı, tabii ki aklımıza gelen her şeyi yazamayız. Mesela birisi bana kitabımla alakalı şunu söylemişti. Ya bu ne biçim işte, yok işte kadın melek oluyor, yok işte adam toprak oluyor, yok yılan oluyor adam. Ben de yazayım o zaman, uçan inekler bilmem işte şöyle böyle bir şeyler demişti. Ama tabii yani uçan inek belki yazılır, inandırıcı da olur ki şöyle düşündüğümüz zaman, düşünürsek eğer, çoğu inandığımız şey de aslında insanüstü özelliklere sahip şeyler. Biz inanıyoruz ama buna. Yazmak da böyle bir şey. Hani kurmaca benim için. Yeni bir gerçeklik yaratmak. Hani ben yaşadığım bir olayı yazmak, yazarım ama bunu günlüğüme yazarım en fazla. Bir başkasının benim yaşadığım bir olayı okumasını istemem. Ben de ne yazılırsa hoşuma gider diye düşünerek yazıyorum. O yüzden Marquez'in bu sözü çok ilham vericiydi benim için. Gerçek anılar aslında bizim şu an hatırladığımız olaylar gerçekten de eskiden öyle mi oldu? İşte Proust Kayıp Zaman İzinde de bunu arıyor. Hani aslında kitap bir çocuğun matnen, yani bir kurabiye yiyerek geçmişe gitmesiyle başlıyor. Hani ve bütün geçmişini yeniden inşa ediyor. Hani bu çok inanılmaz bir şey. Şu an biz bir olay anlatırız bir başkasına. Öyle inandırıcı, çünkü biz o şekilde olduğuna inanırız. Ama bir başkası o olayı gören birisi bize olay öyle olmadı, aslında şöyle oldu derse şaşırırız, hatta onu yalanlayabiliriz. Çünkü gerçek hatırladıklarımız. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle bu yazıda bu çok geçerli. Kurmacanın böyle bir artısı var yazara. Yeni bir gerçeklik yaratabiliyorsun. Mesela kuyruk acısında çocukluğumda yaşadığım bir ufak olay. Ayağımı, ben Kaş'ta büyüdüm. Antalya Kaş. Orada evimiz ormana yakındı. Ve evimize akrepler tırmanabiliyordu 3. katta olmasına rağmen. Bir gün mutfaktayken ayağımı sarı bir akrep ısırdı. Ve yani biz de öyle çok çocukken doktora gidelim falan tarzı bir şey yoktu. Hani sarımsak ezip bağladılar, ayağımın üzerine koydular, yaranın üzerine, ısırılan yere. Öyle, ama ben çok kötü olmuştum. Hani farklı böyle rüyalar falan görmüştüm. O ara halüsinasyonlar, zehrin etkisiyle herhalde. Ben oradan yola çıkarak kuyruk acısını mesela o şekilde olmuştum. Bambaşka bir şey çıktı tabii ortaya. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Musa Kayhan'ın. Musa, sorunu alabiliriz. Merhabalar ilk önce. Merhaba Musa. Atlı Karınca öyküsünde mülteci olan Berham'a kulak veriyoruz. Son zamanlarda özellikle artan göç sorunlarından dolayı bazı insanların sahip olduğu ön yargıyı ve bunun sonucunda o insanların yaşadığı sıkıntıları okurun gündemine getirmek mi istediniz bu öyküde? Evet, birazcık da belki de getirmek istediğim şey buydu. Tabii bir birilerine bir şey öğretmek gibi, yazarak birilerine bir şey öğretmek gibi hiçbir zaman için bir kaygım olmadı. Ama yazmak bir yerde de, kitaplar daha doğrusu, bir yerde insana bir şeylerin bilincine vardırıyor. Yani bilmiyorum işte, bir kitabı okuduğumuz zaman artık eskisi gibi olamıyoruz. Bir konu hakkında bambaşka bir düşünceye, yeni bir düşünceye sahip olabiliyoruz. Bu yüzden ben hani öğretmen olduğum için de özellikle işte bu yurt dışından, özellikle savaş, ülkesindeki savaşlardan dolayı
ülkemize göçüp gelen insanların yaşadığı sıkıntıları görüyorum. Öğrencileri görüyorum. Dil sorunu. Hani adam memleketinde doktorken, mühendisken bizim ülkemize geldiğinde inşaat işçisi olarak çalışıp hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ve çocuk örneğin hiç bilmediği bir dilde, kültürde bir okula devam ediyor. Çok zeki bu şekilde öğrencilerim vardı. Ama çevresinin ona olan yaklaşımı ve sahip olunan ön yargılar dolayısıyla nedeniyle çok kötü yerlere vardılar. Belki ülkesinde olsa daha iyi bir noktada olacakken şu anda bizim ülkemizde bambaşka bir insana dönüştü. Ve bu durum benim aslında çok canımı sıkıyor. Beni çok yoruyor. Üzülüyorum onlar için. Tabii bir dipnot şeklinde öykümde, öykü yazayım da bunların sorunlarına değineyim demedim ama bu yaşadığım şeylerin etkisiyle oluşturulmuş bir öyküdür o. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sıradaki soruyu ben sormak istiyorum. Çok başarılı bulunan bir öykü yazarı olarak öykü yazan veya yazmak isteyen birine neler önerirsiniz? Örneğin ben öykü yazmak istiyorsam nereden başlamalıyım? Öykü yazmak istiyorsanız nereden başlamalısınız? Tabii çok klasik olacak ama okumak, çok fazla okumak ufku genişletir. Çok farklı konular. Bazen öğretmenlerin öğrencilerin elinde gördüğü bir kitaba ya bunu okuma, şunu oku dediğini çok duyuyorum. İşte diyorlar ki işte o Wattpad kitabı, bu işte işe yaramaz bir kitap. Ne bileyim ben, en kötü yazılmış kitapta bile bir güzellik vardır diye düşünüyorum. İçinden bir şey alınabilir diye düşünüyorum. O yüzden çok farklı türler deneyerek kendimize ne hitap ediyor? Mesela ne okumayı seviyoruz? Öncelikle bunu bir kere ayırdına varmamız lazım ki ben bunun 30 yaşına kadar oturamayacağını düşünüyorum. Ama o 30 yaşına kadar okunan o çok çeşitli kitaplar özellikle yazmak isteği olan insanlarda bir birikime sebep veriyor. Ve yazmadan önce de ben günümüzde çok fazla yazan insan var. Bu çok güzel bir şey. Ben hani bunu çok takdir ediyorum. Ama şu var. Yazmayı çok kolay bir şey olarak gören de çok fazla bir insan var. Örneğin şey diyorlar işte, hani ben de oturup ben de bir kitap yazayım. Emekli oldum. Oturayım bir kitap yazayım. İşte ya yapacak işim yok. Oturayım bir öykü yazayım. Bunların çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum yazan birisi olarak. Eğer yazmak gibi bir amacımız varsa öncesinde öykü nedir? Tabii ki öykü için konuşuyorum. Roman için de aynı şekilde, roman nedir? Nasıl yazılmalı? Geçmişten günümüze nasıl bir yol izlemiş? Hangi akımlardan etkilenmiş? Ders çalışır gibi değil ama bunu eğlenceli bir şekilde kendi öykü dünyanı, yazı dünyanı oluşturmak için farklı farklı kitaplardan alman gerekeni alman gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde oturup artık bilgisayarın veya defterin başına oturup insan yazmaya başlar. Bir de kendisini geçmişte yaşadıklarını bir kenara itmeli yazmak isteyen bir insan. Çünkü kendisini anlatan ya yazdığım bir olay var. Bana çok şey diyorlar işte. Ya benim başımdan bir olay geçti. İnanılmaz, gel sen anlatayım da sen bunu yaz falan diyorlar. Çok komik geliyor bana. Çünkü ne bileyim, böyle birisinin yazdığı ya benim geçmişte yaşadığım bir olayın ne gibi bir cazibesi olabilir ki bir başkası için? Ancak bu iyi bir kurmacaya yedirilirse, malzeme olursa okuru mutlu eder diye düşünüyorum. Çok fazla okumak ve bilinçli bir şekilde yazmak. Ne yazdığını bilerek.
öykü nedir? Bunun teknik ne gibi öğrenilmesi gereken teknik konular var? Çünkü mesela ben şöyle şunları gördüm, yani bir 10-15 kitabı olup da hala gösterme, öyküde gösterme yapmayı bilmeyen veyahut da yazdığı metindeki birkaç işte sanat türünü bilmeyen yazarlar gördüm yani. Yani bu şeye benziyor ya, çok iyi işte motorun parçalarını bilmeden motor ustası olmak istemeye benziyor. Bir şekilde belki denk gelir, motor bir defa da çalıştırabilirsin ama 10 taneden 9'unda başarısız olacaksındır. O yüzden iyi bir teknik bilginin bir yazar için temel olduğunu düşünüyorum. Ama 30'a kadar ben olsam, yani şöyle 30'a kadar çok fazla okuyup ondan sonra yazmaya başlardım. Atölyelere ne diyorsunuz hocam? Atölyeler sosyal ilişkiler babından yararlı olabilir. Ama dediğim gibi yazarlık ne bileyim böyle atölyelerde öğretilebilir mi? Bunu çok düşündüm. Bir zaman karşı çıktım. Bir zaman dedim ki ya olabilir dedim. Gidilebilir. Temel şeyler öğrenilebilir. Karşı değilim atölyelere. Ama özgün olmak gerekir. O atölyeden, katıldığın atölyeyi yöneten kişinin kaleminin bir benzerini kendi kalemine benzetirsen orada bir sıkıntı yaşıyorsun. Kopya ürünler çıkıyor. Bana atölyelerden çıkan daha çok bir edebiyat mahallesine aidiyet oluşturmak gibi geliyor hocam. O da olabilir. Ya şimdi biz çocukken de bir arkadaş grubunun içerisinde olmak için çabalardık. İnsanlar artık sosyal medyada çok fazla vakit harcıyor. Yüz yüze görüşemiyorlar. Mesela örneğin biz şu an sizinle toplantımızı Zoom üstünden yapıyoruz. Halbuki Rize şuradan şurasıydı yani. Ben aslında Trabzon'da olduğumu bildiğinizi düşünüyordum ama bir saatlik yol gelebilirdim açıkçası. Ben işin açıkçası bilmiyordum hocam. Ben öyle olsa çocuklarla direkt okulda buluşturduk sizi. Ben İstanbul'dasınız biliyordum. Olsun, bir dahakine şaka yapıyorum. Evet evet. Ama insanlar bir yerde bir arada olmak istiyor. Yazan insanlar aynı şeye gönül vermiş insanların bir arada olması kadar doğal bir şey yok. O yüzden işe yarıyorsa eğer atölyeler katılabilir. Ama alacağı şeyi alıp kendi içinde özümsemeli, kendine ait bir ürün ortaya çıkarmalı. Evet, haklısınız. Yani okunduğunuz zaman bu bunun öyküsüdür, bu bunun romanıdır diyebilmeliyiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sıradaki soru Ahsen İremcan'ın. Ahsen, sorunu alabiliriz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahsen. Benim sorum şu, kitabınızı yazarken ilham aldığınız veya ben bu kitabı sıkılmadan her zaman tekrar tekrar okuyabilirim dediğiniz bir kitap ya da kitaplar var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Ya ben bazı kitapları her yıl okuyorum. Yani muhakkak her yıl bir defa okuyorum. Örneğin Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığını her yıl bir defa okumaya çalışıyorum. Öykülerini okumaya çalışıyorum. Kafka'nın öykülerini her yıl muhakkak okumaya çalışıyorum. Dönüşümü, davayı. İşte yatağımın başucunda dava duruyor. Açıp ara ara 5-10 sayfasını okuyorum. Bunları benim için çok değerli yazarlar. Ama farklı türlerde farklı yazarlarla tanışmayı da çok seviyorum. O yüzden hem günceli hem geçmişi, yeni basılanları da çok fazla takip etmeye çalışıyorum. Tabii zamanımız çok kısıtlı. Hani keşke 2-3 tane
Bu ömrümüzü sadece çalışarak geçirsek de, sadece bir ömür verilse, o ömürde de sadece kitap okusak oturup. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Elimden geldiğince farklı yazarları tanımayı, farklı türleri okumayı çok seviyorum. Ama dediğim gibi Kafka, Marquez, bunlar bir türlü kopamadığım iki yazar oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sıradaki soru Merve Şen'in. Merve, sorun alabiliriz. Kitap boyunca karakterlerin korku, özlem gibi duygularını uç noktada yaşamalarına şahit oluyoruz. Ve kırılma anlarına da kulak veriyoruz. Sizce bu anlar insanın olgunlaşması bakımından ne derece önemlidir? Bunu sormak istiyorum. Hayatımızdaki kırılma anları çok önemli. Bir geçmişe gidip baktığımızda, tabii bu yaşla da alakalı. 50 yaşındaki birisinin geçmişe gitmesiyle 20 yaşındaki birisinin geçmişe gitmesi arasında dünyalar kadar fark var. Hayatımızda bazı şeyler, bazı yaşadığımız olaylar, bizim kişiliğimizi, şu anki bizi biz yapan olayları yaratır, oluşturur. İleride seçeceğiniz meslek, işte veyahut da birisiyle yaşadığınız bir ilişki, bir günün herhangi bir anında hiç tanımadığınız birisiyle yaşadığınız bir diyalog bile hayatınızın gidişatını çok büyük ölçüde etkileyebiliyor. O yüzden ben geriye dönüp düşündüğümde, ya keşke şu olay olmasaydı hiçbir zaman için demedim. Çünkü beni ben yapan olaylardı bunlar. Ve iyi ki de oldu diyorum her zaman. Bu olay kötü bile olsa, İşte trafik kazası da geçirmiş olsam, başka şeyler de olsa, böyle diyorum her zaman için. Ve hayatımda ilk o kırılma anları olmuş. Öyküde de bunları yansıtmak, zaten öyküde şeyi yazamazsınız. Günlük hayatta bir geçirdiğiniz bir saati yazmak öykünün mizacına çok ters. Öyküde çarpıcı bir anı yazmak zorundasınız. 30 yıl sessiz sedasız bir hayat sürmüştür birisi. Ama o son gün, 30. yılın son günü öyle bir şey yaşamıştır ki, işte o öykü olur. Bu yüzden kitapta hep kırılma noktaları, kırılma anları var. Bizi biz yapıyor bunlar. Yeterli. Kesinlikle oldu mu? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sıradaki soru İclal Nisa İpek'in. İclal, sorunu alabiliriz. Tekrardan merhaba. Bence kitaptaki hikayelerin hepsi ayrı ayrı kitap olabilecek olaylara sahipti. Uzun soluklu yazıp roman yayınlamayı düşünüyor musunuz? Ya aslında roman yazayım, işte öykü yazayım diye bir derdim hiçbir zaman için olmadı. Yani ne anlatmak istiyorsam, onun için yeteri kadar kelime, cümle kullandım mı? Tek derdim bu oldu. Anlatmak istediğim şey, kafamdaki şey bitmişse uzunluğuna bakmıyorum. Ama şu anda yazdığım bir şey var, kurmaca var. Ve bu romana doğru evriliyor. Ama romanda diyemeyeceğim buna, uzun bir öykü diyelim. 80-90 sayfalık, belki 100 sayfa olur. Ama dediğim gibi, hani ya öykü yazdık, hadi gel bunun büyüğüne de roman deniyor, roman yazayım. Böyle bir şey hiçbir zaman için düşünmedim. Bakalım, ama yazdıkça şöyle bir şey oluşuyor insanda. Kafandaki şeyleri, oluşan o zamana kadar birikmiş olan kurguları birkaç kitapta bitiriyorsun zaten, tüketiyorsun. Ve ondan sonra geriye sana sahip çıkabileceğin çok az konu kalıyor. Ve onlara da öyle bir sarılıyorsun ki, ufak bir anı büyüte 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 ortaya roman çıkarıyorsun. Şimdi zannedersen bende de o oldu. Diyorum ne yazayım? Yani insan böyle, ben de şöyle bir şey, hani her gün tabii ki belli bir süre çalıştım yazmaya,
okumak gibi yazmaya da vakit ayırdım, ayırıyorum da hala elimden geldiğince. Ama hiçbir zaman için şunu demedim, oturup da ya ne yazayım diye düşünme, bu şeye girmek istemedim hiçbir zaman için, strese. Çünkü çok stresli olabiliyor. Böyle bir şey yapmak çok yorucu olabiliyor. O yüzden şöyle yapıyorum artık. Zihnimdeki bir kurmacaya sıkı sıkı sarılıyorum. Yani o yüzden de birazcık uzuyor yazdıklarım. Hani ileride bunlar roman mı olur, yoksa iki tane, üç tane uzun öyküyle belki bir kitap mı olur? Hiç bilmiyorum inan. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Nehir Bayraktar'ın Nehir sorunu alabiliriz. Hikayelerinizin bazılarında çocuk anlatıcılar kullanmışsınız. Çocuk anlatıcıyla yazmanın hikayeye ne gibi etkileri var sizce? Mesela eğer Satılık Melek Tüyü öyküsünün anlatıcısı çocuk olmasaydı hikaye tamamen farklı olurdu bence. Çocuk anlatıcının bu hikayedeki rolü nedir? Öykülerimde çocukları ve hayvanları çok fazla kullanıyorum. Bunu bilerek, özellikle yapıyorum. Çünkü çocuk yaştayken ve hayvanların biz yetişkinler kadar kötülüğe maruz kalmadığını düşünüyorum. Yaş aldıkça içimizdeki duyguların da bir nebze eskidiğini, çürüdüğünü düşünüyorum. Ben bakıyorum, kızım var benim 7 yaşında. İsmi Meriç. Bir konu karşısında onun tutumuyla 30 yaşında birisinin tutumu çok başka. Çünkü daha ötekisi yaşamın o karanlık tarafını, yorucu tarafını görmemiş. Bunları da sen başrol olarak verirsen öyküde, bir yerde duyguyu da daha iyi yakalarsın diye düşünüyorum. Tıpkı senin dediğin gibi. Orada bir çocuk değil de 30 yaşında bir adam olsaydı hikaye belki bu kadar hani bu şekilde en azından gitmeyecekti, ilerlemeyecekti. Hani bile isteye bu çocukları ve hayvanları çok kullanıyorum. Bazen simge olarak, bazen de bir duyguyu daha kolay, onlarla daha kolay verebildiğimi düşündüğüm için. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru Yavuz Baki Yılmaz'ın Yavuz sorunu alabiliriz. Öncelikle Tokyo'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında şu ana kadar herkes resmi bir dille işte sorusunu cevapladıktan sonra bitirdiniz. Ben daha çok samimi dille sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü hem de benim hemşerim misiniz? Ben öyle de Trabzon'dayım mi? Ve Trabzon'dayım da şu anda. Ben Trabzonlu değilim fakat. Ama olsun. Yarı yarıya Trabzonlu sayılırım. Ben Trabzon'da yaşıyorum. Eşim buralı. Akçaabatlı. Akçaabatlı. Burada 10 yıllık öğretmenim burada. Hocam bu 10 yıldır buradayım yani. Arkadaşlar bize her yer Trabzon diyorlar hocam. Ya derler, evet. Onlar her yerde diyorlar. Ama olsun, yarı yarıya Trabzonlu sayılırım ben. Hocam artık enişte geldiniz. Bitti o iş yani. Bizim evet. Maske enişte geldi. Yine Trabzonlu dostlarıyız yani. Evet, doğru, haklısın. Bir giriş var, bir çıkışı yok buranın. Doğru hocam. Soruma gelecek olursak, büyülü gerçeklik akımını ne kadar çok sevdiğinizi röportajlar sayesinde biliyoruz. Büyülü gerçeklik akımı denince de akla gelen ilk isim Gabriel Garcia Marquez'dir. Peki siz Marquez dışında kimleri önceliyorsunuz? Büyülü gerçeklik olarak mı? Yani evet. Büyülü gerçeklik... Her yıl okuduğumu söylediniz. Evet. Ama şu var. Ben bir akımın etrafında dolaşayım, o akıma sırtımı yaslayayım hiçbir zaman için demedim. Örneğin yeni öyküler yazıyorum. Bazı öykülerimde çok başka bir tür deniyorum. Örneğin distopya veyahut da gerçekçi, son derece toplumcu gerçekçi bir öykü. Veyahut da simgesel bir öykü. Aslında ben bu cısta da büyülü gerçekçilik çok fazla kullandığımı düşünmüyorum. Örneğin Ali İmran'ın öyküsünde büyülü sayılabilecek ne var? İnan ben hiç bilmiyorum. Hani ne olmayabilir ki o öyküde? İşte veyahut da o Sanrı görüp arkadaşını bir
yılana benzeten, orada ne var mesela gerçekçi olmayan? Ben bunları yazarken bunlar gerçeküstüdür diye hiçbir zaman için düşünmedim. Sadece gerçekliği yazmanın sayesinde biraz eğip bükebilme şansım olduğu için, öyle bir imkanım olduğu için bunu kullandım. O yüzden Marquez'i inceledim, hadi büyülü gerçekçilik için şunu inceleyeyim, bunu inceleyeyim diye hiçbir zaman için düşünmedim. Ama sevdiğim bir tarz, farklı. Örneğin işte Güney Amerika edebiyatı oldukça ilgimi çekiyor. Hani ve onlar da genelde büyülü gerçekçilik. Hani bu Marquez'in peşinden gidenler. Son zamanlarda Samantha Schweblin'i okuyorum. Samantha Schweblin'in öyküleri, bir de novellası var. Çok etkileyici buluyorum. Belki büyülü gerçekçi değil yazdıkları, daha çok simgesel. Ama onun yazma şekli beni çok etkiliyor. Bir kişi daha vardı ama adı, ben isimleri çok fazla aklımda tutamıyorum. Yangında Kaybettiklerimiz diye bir kitabı var. Bu kitap beni çok etkiledi son dönemde okuduğum. Matas mıydı hocam? Villa Matas mıydı? Yangında Kaybettiklerimiz. Google'a yazarsanız Yangında Kaybettiklerimiz. Rodriguez zannedersem soy ismi. Olabilir. Jaguar'dan çıkmıştı sanki. Yok, Jaguar'dan çıkmamıştı. Neyse, bir tek ismini hatırlamıyorum kitabın, şey yazarının. Bu kitap beni çok etkiledi son dönemde okuduğum. Mariano Enriquez. Mariano Enriquez, evet. Bu kitap çok etkiledi beni. Yangında Kaybettiklerimiz. Müthiş bir kitaptı. George Orwell arkadaşımdı, Adam Johnson. Bu kitap inanılmaz derecede etkiledi son dönemde. Hani tabii ki bunlar büyülü gerçekçi midir tartışılır. Ama benim aradığım kitaplar oldular. Yani benim arayıp da bulduğum, benim için çok değerli olan kitaplar oldular. Yoksa Borges de çok iyi bir yazardır. Geçmişten baktığımız zaman büyülü gerçeklik diyeceksek illa, bana göre Kafka'nın da büyülü bir tarafı var. Murakami de büyülü bir tarafı var. Bu da çok etkiliyor. O da beni çok etkiliyor. Böyle sıralayabiliriz. Çok var. Çok fazla yazar var. Sağ olun hocam. Doğrudur. Büyülü gerçeklik hoşuna gitti mi Yavuz? Yani böyle bir bunu araştırdın mı? Biliyor muydun daha öncesinde böyle bir akım olduğunu? Çok okumadım ama Yüzyıllık Yalnızlık falan çok ilginizi çektiğini de biliyorum yani, hem de söylediniz. Hayır, sen büyülü gerçeklik daha öncesinde bu konuyla alakalı bir bilgin var mıydı? Onu merak ettim. Öyle çok üzerine kitap okumadım fakat bilgim vardı. Yani bilmiyorum, bu derslerde, edebiyat derslerinde falan çok fazla böyle üzerine durulan bir konu değil çünkü. Evet. Akımlar. Ancak bunları okuyarak, kitap kütüphanede çok fazla vakit geçirerek edinebiliyoruz. İnternet denilen bir şey var zaten. Oradan da yazıp öğrenebiliyoruz birçok şeyi. Büyülü gerçeklik eğer dikkatini çektiyse, seni cezbettiyse, buna yönelik çok fazla, çok güzel eserler var. Bana müsait olduğunda yazmak istersen yazarsın. Şey yaparız, konuşuruz daha detaylı. Trabzon'dasın hocam. Yüz yüze de görüşebiliriz yani. Ben Bodrum'da. Tamam, çıkacağım. Olur. Çok çok sevinirim. Bir gün çay içeriz. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz Merve Şen'in. Merve, sorunu alabiliriz. Tekrardan merhabalar. Atlı karıncaların bazıları için eğlence kaynağıyken bazıları için de acı ve hüzün harmanlanıp oluşturduğu hayallerin aynısı olduğunu anlıyoruz. Sizin için atlı karınca kavramı böyle bir ayna mıdır? Bu atlı karıncayı yazarken zorlandığım bir öykü oldu. Atlı karınca. Kısa bir öykü ama beni çok yormuştu. Özellikle sonu bir türlü öyküde bitirememiştim. Üzerinde çok çalıştığım bir öykü oldu.
Nedense böyle yazdığım kısa öyküler beni daha çok yoruyor. Bir olay örgüsü varsa, aklımda final de varsa onu bir şekilde yazıyorum ama finali konusunda çok kararsız kaldığım öykülerde tıkanıp kalabiliyorum. Atlı Karınca'yı aslında alternatif yaşamları, kaybettiklerimizin telafi edildiği bir yaşam, hak edilen aslında bir yaşam olarak düşündüm. Örneğin bir çocuğun annesini kaybetmesini, daha sonra o atlı karınca sayesinde onu elde edişi, işte vatanını kaybedişi, bir başka çocuk için bu annesi değildir, bir başka bir şeydir. Bazen çocukların dertleri bize çok komik gelebiliyor. Bir oyuncak onlar için çok değerli olabiliyor ama bu atlı karınca sayesinde belki o çok istediği oyuncağa bile sahip olabileceği, hani çocukların mutlu olabileceği alternatif bir yaşam. Onlara onu bir rüya süreliğine bile olsa sunan bir şey gibi düşünerek yazdım. Hani bazen zaten şöyledir, bir şeyi neden, nasıl, niçin yazdığını açıklamak bir yazar için çok zordur. Ama herhalde hani ancak bu şekilde açıklayabilirim bunu. Yani ben yazmama rağmen benim bile açıklayamadığım o yazıyla alakalı bir dünya şeyi oluyor. Çünkü bazen de ya bütün hepsini tutup da ben kendi öykümü anlatayım çok sıkıcı geliyor bana. İnanın siz olmasanız bu kadar detaylı zaten anlatmazdım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam arkadaşlarım sorularını yönetti. Sorularımız bitti. Ve siz de bütün içtenliklerinize cevapladınız. Teşekkür ederiz. Programla ilgili hocalarımızın da birkaç cümlesini almak istiyorum. Okulumuzun edebiyat öğretmeni yazar Hasan Öztürk hocamızdan programla ilgili birkaç cümle almak isteriz. Hasan Hocam. Evet. Tekrar iyi akşamlar. Genç moderatöre teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Programı sundun. Hepimizi programa bağladın. Evet. Genç arkadaşları tebrik ediyorum. Genç yazara güzel sorular sordular ve yazar da bize yazarlığı anlattı. İsmail Şimşek hepimizi topladı. Hakan Sarıpolat, ilk baştaki ifade çok güzel. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere. Hatta yetişkinlere, yazarlık bir ilham meselesi değildir. Yazmak, başta sizin de söylediğiniz gibi bir çalışmak ve disiplin meselesidir. İnat meselesidir, evet. Israr meselesidir. Söyleyecek sözü olmak meselesidir ve bu sözü söylemek için ne feda ediyor? Sevmek yetmez. Sevdiklerimiz için neleri feda ettiğimiz zaman sevdiğimizi anlarız. Yazmak da böyle bir şeydir. Biz bu yazmak işi için neyi feda ediyoruz? Ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Ne kadar bedensel enerji ayırabiliyoruz? Yazmamızı kolaylaştıracak okuma için ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Bütün bunlara katlanamayanlar bu işi sürdüremediklerinden, bu işi yapanların sadece ilhamla yaptıklarını ya da ya bende yetenek yok, ne güzel sende yetenek var yazıyorsun diyorlar. Bu bana hiç tutarlı gelmiyor. Yazan kişilerin, öykü, roman, şiir yazanların acılarını görmüyorlar. Sadece önlerine sunulmuş olan çiçeği kokluyorlar ama bahçıvanın çektiği emeği görmüyorlar. Bunu genç arkadaşlara anlatabilmemiz lazım. Siz de anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Siz daha güzel anlattınız. Eyvallah. Bu arkadaşlarla okulumuzda iki ayrı edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Bir tanesi Timya adıyla bir bülten, yılda 6 kez. Türkiye'de hiçbir lisenin yapmayacağı bir iştir. Bir yıl içerisinde 6 kez Kimya bültenimiz çıkıyor. Bir de yılda 2 kez Erdem adlı 40 sayfalık dergimiz çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Bu derginin özelliği hocam, bu dergide hem bizim okulun öğretmen ve öğrencileri
hem de Türkiye genelindeki bütün liselerin öğretmen ve öğrencileri yazı yazabilir. Bundan böyle şahsınızın ve öğrencilerinizin yazılarını okulumuzun Erdem dergisine bekliyoruz. Ayrıca tabii ki, muhakkak bekleriz yani. Bu şehirde 23 yıldır yayımlanan ve Türkiye'nin her yerine ulaşan sanat edebiyat dergimiz var. Sivil bir dergi. Okulla ilgisi yok. Mavi Yeşil diye. Bu dergide de yazılarınızı, öykülerinizi, kitap eleştirilerinizi, öykü hakkındaki görüşlerinizi beklerim. Programdan sonra iletişim kurarız. Bu genç arkadaşların yaptıklarını size iletirim. İşte siz de görmüş olursunuz. Olur hocam. Başka programlarda görüşelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar Hasan hocam. Eyvallah. Hasan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de okul müdür baş yardımcımız Fariz Altunbaş hocamızdan da programla ilgili görüşlerini almak isteriz. Evet, tekrardan hayırlı akşamlar. Zeynep, özellikle teşekkür ederim. Çok güzel, sade, güzel bir sunum yaptın. Hazırlık sınıfı öğrencimizsin. Maşallah diyorum sana. Önümüzde güzel yıllar var inşallah. Ve birbirinden değerli öğrencilerim. Gerçekten güzel sorularınız vardı. Bir solukta yine bir programı bitirdik. Sanırım bu 58 mi oldu İsmail Bey? 58. program olması lazım. Yine söylüyorum. Arkası yarın dizi gibi. Diğerlerini bekliyoruz. Arkası yarın dizi gibi. Diğerlerini bekliyoruz. Hakan Bey, satır aralarında çok güzel mesajlar verdiniz. Soruların hepsinde çok güzel şeyler vardı. Hasan Hocam dediğine de katılıyorum kesinlikle. Çok güzel bir mesajdı. Yani bir şeyleri yazabilmek, bir kitabı çıkarabilmek değildir yani. Bir şeylerin bir emeğinin olması lazım, bir altyapısı olması lazım. Bir şeyleri doldurabilmek lazım. Yani dört tane süslü cümleyle piyasaya o kadar çok çıkan kitap var ki daha ön sözünde okumayı bırakıyoruz. Bırakın iş sayfasına geçmeyi, ön sözünde okumayı bırakıyoruz. O yüzden güzel bir orada bir mesaj vardı. Ben birçok konuda mesajlar aldım. Eminim ki öğrencilerimiz de almıştır. Ben vakitte bayağı geçti. Sizleri de çok fazla yormamak adına çok 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 teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah yakın mesafedesiniz, Trabzon'dasınız. İnşallah yüz yüze de okulumuzda evet, böyle bir söyleşimiz olur. Hayırlı İnşallah akşam. Hocam. Çok çok isterim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel sözleriniz için, davetiniz için. Zaman nasıl geçti inanın anlayamadım. Çünkü öğrencilerle birlikte yani özellikle kitabımı okumaları çok hoşuma gidiyor. Değer vermeleri ve bir de oturup onun üzerine düşünüp soru sormaları. İnanın bu çok büyük bir lütuf benim için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fariz Hoca'ya da teşekkür ederiz. Size de tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten sorularımızı çok içtenlikle cevapladınız ve davetimizi kabul ettiniz. Şimdi programın kapanışı için sözü İsmail Hoca'ya bırakıyorum. Evet, sayın moderatör çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Söz bana geldi. Hakan Hocam öncelikle sormak isterim. Soruları nasıl buldunuz? Çok güzeldi. İnan içten söylüyorum hocam. Evet. Başarılı. Şimdi geçen yıldan bu yana yani 55 civarında 60'a yakın yazar programı yaptık. Genellikle katılan yazarlarımız öğrencilerin sorularının çok iyi olduğunu, işte çok özgün sorular olduğunu söylüyorlardı. İyi sorular soruyorlar çocuklar yani maşallah. Evet evet. Siz de gerçekten samimiyetle cevapladınız. Ben okulumuz adına ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yine görüşleri için Hasan Hocama ve Fariz Hocama da teşekkür ediyoruz. Ben programı sorularıyla sürdüren, yani kitabınızı okuyan, kitap üzerine çalışma yapan ve programı sorularıyla sürdüren öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onları burada ekrana çıkıp soru sorma cesaretini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Moderatörümüz Zeynep'e bu güzel ve içten sunumu için teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı misafirlerimiz varsa onlara da daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.